Ben kendi nefsimi okuyacağım. Çünkü kaderde hani karşınıza gelip bu dersi evladını kaybetmiş birisi olarak okumak da varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ele alacağımız konu imanın insana nasıl bir dayanak verdiği ile alakalı olacak arkadaşlar. İman insanın kalbine şahsi hayatında karşılaştığı çok büyük musibetlere karşı nasıl bir mukavemet gösteriyor bununla ilgili olacak aslında. Sohbette okuyacağımız bölüm de genelde evladını kaybedenlere karşı e, Risale-i Nur'dan okunan bir Kur'an dersidir aslında. Yani birisi evladını kaybettiği zaman çok büyük depresyona girer. Hele ki bu anne ise evlat acısı dünyada yaşanan en büyük acıdır. Yani beşerin tadabileceği en yüksek acı evlat acısıdır kalbi anlamda. Dolayısıyla bir anne elbette çok büyük bir acı çekecek. Bu çektiği acıdan dolayı manevi buhranlara girecek. Ve o depresyon onu içten içe yiyip bitirecek belki de tüketecek. Kur'an elbette ki bir şifa olduğuna göre bu manevi hastalığımıza ve ızdırabımıza da Kur'an bir deva sunacaktır. Nerede bu şifa diye soranın sorusuna bulacağı cevap işte burası. Okuyacağımız yer. Sadece hani evladını kaybedenleri mi ilgilendiriyor? Abi işte o zaman ...şu salonda kaç kişi evladını kaybediyorsa... ...onlar mı dinlesin? Hayır kardeşim. Bir. Bu dersi ben kendi nefsime okuyacağım. Çünkü kaderde... ...hani karşınıza gelip... ...bu dersi evladını kaybetmiş birisi olarak... ...okumak da varmış. Belki bilmeyenler vardır. Söyleyelim. İki gün önce... E, ...evladımı kaybettim. Yani sekiz aylıktı. Allah rahmet eylesin inşallah. Şimdi bu çocuğu kaybetmenin acısı... ...karşısında, o kalbin ızdırabı karşısında nasıl bir teselli acaba? Kur'an bize sunuyor. Yani bu şifayı nereden bulabiliriz? Yoksa bu acıya dayanılacak gibi bir hal yok. Bu dünyada hiçbir şey bizi teselli etmiyor. Hiçbir şey bize o acıyı unutturamıyor. Öyleyse nasıl bir teselli bulacağım ben? Ben kendi nefsime bu dersi yapacağım ama siz iki açıdan deneyeceksiniz. 1- Kendi başınıza böyle bir hadise geldiğinde buna nasıl mukavemet gösterebilirsiniz? Bu açıdan deneyeceksiniz. 1. 2. Etrafınızda illaki evladını kaybedecek veya kaybetmiş insanlar var. Bu insanlara sizin Kur'an'ın ne mesaj söylediğini iletmek borcunuz. Üçüncü bir açıda varsa, olacaksa o da şu olması gerekir. En başta söylediğim iman, insanın kalbine nasıl bir mukavemet veriyor? İmansızlık insandan ne çalıyor? Ne kadar büyük bir zulüm. Bir insanın imansızlığını yayması, çevresine verebileceği sadece ahiret anlamında değil, dünyada da verebileceği en büyük zarardır. Ne yaptığını biraz sonra göreceğiz. Ben hayatımda şu an yaşıyorum. Şu an çok taze olduğu için taze ortamını bırakıp buraya geldim ki size bu dersi yapayım, daha tesirli olsun, bir anlam ifade etsin. Bakın bu dersi alan bir insan almasaydı ne olurdu? Almış haliyle nasıl karşılıyor böyle bir hadiseyi? Çok daha kalbi bağlarla bağlanmış olarak evladını kaybedenler var. Onlar için çok daha önemli bu dersi almak. O yüzden Bismillah diyelim ve girelim. Bediüzzaman Hazretlerinin bir talebesi. Evladını kaybediyor. Bediüzzaman'ın kalbine çok dokunuyor. Çok ağlıyor. Ve ona Kur'an'i dersleri izah ediyor. Onun izahı çok tatlı. Bir dinleyelim bakalım ne demiş. Kardeşim. Çocuğun vefatı beni müteessir etti. Üzüldüm. Çok tesir altında kaldım. Fakat. El hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. Hani diyoruz ya takdir ilahi kardeşim. Bu Allah'ın takdiri ya bu alelade bir iş değil. Allah'ın takdiri yani Allah bunu murad etmiş. Öyleyse Allah kim? Nasıl bir zat? Onun takdirine rıza mı göstereceğiz yoksa itiraz mı edeceğiz? Böyle bakınca işin şekli değişir çünkü. Takdiri ilahi kime itiraz edeceksen, itiraz hissi uyanıyorsa, isyan hissi kalbinde uyanıyorsa kime itiraz ediyorsun? Kime isyan ediyorsun? Kimin kararına itiraz ediyorsun? Fark et. Bu demek el hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Kazaya rıza almazsa, kadere teslim olmazsa İslamiyet nerede? İslamiyetin şiarı bu demektir. İslamiyetin göstergesi bu. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Müslümanların birbirine tavsiyesi değil mi bu kardeşim? Allah sana sabrı cemil versin. En güzel sabır şeklini versin. Merhumu da size zahire ahiret yani ahiret azı. Ahirette sonsuz hayatınızda bir azığa ihtiyacınız var. Bu çocuk için çektiğiniz hızlı Rab sizin için bu çocuğun alınması, bu çocuğun sizden alınıp ebedi alemlere gönderilmesi sizin için bir azık olacak. Çünkü Allah nasıl biri? Sonsuz merhamet sahibi. Sonsuz ya. Onun merhameti sonsuzken bize söz düşer mi yani? Sonsuz bir merhamet bak. Sen çocuğuna karşı şefkat ve merhamet hissediyorsun değil mi? Nasıl hissetmeyiz şu çocuktaki güzelliğe maşallah bak. Elbette ki hissedersin ona bir bağ. Elbette hissedersin ona karşı bir merhamet. İşte ne hissediyorsan okyanustaki damla bile değil Allah'ın rahmeti karşısında. Böyle bir merhamet sahibi olan Allah var. Size ve sizin gibi müttaki müminlere Allah'a itaat eden ve Allah'tan korkan müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. İyi dinleyelim bu beş noktayı öğrenmemiz lazım. Başta kendi nefsime. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ya bak bu acı gerçekten benim karşılaştığım en büyük acı. Ama bu acıya karşı şu okuyacağım 5.5 beş beş farklı açıdan bakış beni ayakta tutan şey. Ve bana güç veren şey. Ve beni hüzünden umutsuzluktan çekip çıkaran ümit bahçesine beni koyan bir şey. Şimdi arkadaşlar dikkat kesilip dinleyelim. İyi öğrenmemiz lazım çünkü. Birinci nokta Kur'an'ı ı Hakim'de Vildanun <laughs> muhalledun. Ne demek Vildanun <laughs> muhalledun? Yani sonsuz alemde sonsuz olarak kalacak evlat demek. Ebedi seveceğin evlat demek. Vildanın muhalledun sırrı Kur'an-ı Kerim'de ve meali şudur ki müminlerin kablel blu ne demek? blu çağına ermeden vefat eden 15 yaş altı vefat eden evlatları cennette ebedi Allah Allah. Nasıl yani? Bu dünyada bir çocuk kaç sene sevebilirsin? 50-60 o yaştaki çocuk sevilmez artık canım. <laughs> Sen ne yaptın? Mesela bu dünyada bir çocuğu çocukluğunu terk etmesine kadar sürüyor. Öyle soralım. 15 sene diyelim. Hadi bu asırda biraz daha çocuksuluk arttığı için hani 18'e yaklaşır. Bu kadar sevebilirsin en fazla evladını. Hele ki o çocuksu şirinliğini belki 10 yaşına kadar muhafaza edecektir. Şimdi sen 10 sene sevebilirsin çocuksu haliyle. Biraz böyle 18 yaşına kadar da çocuksu haletleriyle sevebilirsin en fazla. Ama... Cennette Allah sana öyle bir imkan tanıyor ki. Cennette çocuk sahibi olmak mümkün mü? Hayır. Cennet tenasül yeri değil. Çocuk sahibi olamıyorsun orada. E nasıl olacak? Çocuk sevemeyecek. Sadece Allah bir zümre insana çocuk sevmeyi nasip ediyor cennette. O da dünyadayken 15 yaş altında çocukları vefat edenler, 15 yaşın altında çocuğu olup da vefat edenler, o anne babalar şu rahmetin mazhariyetine onun tadına bakıyorlar. Bundan büyük lezzet var mı? Allah senden bu 15 seneyi aldı veya 10 senesini aldı. Çocuk sevme lezzetinin ne kadar verdi? Sonsuz verdi ya. E zaten bu çocuğun şefaatçi olma meselesi var. Bak hadiste diyor, ben bil mana söyleyeyim. O çocuklar... ...Cennetin kapısında duracaklar ve diyecekler ki... ...Ya Rabbi anne babamızı cennete sokmadan biz cennete girmeyiz. Çocukların protestosu var. Cennetin kapısında. Protesto ediyorlar tabiri caizse ama şirin, çocukça. Ya Rabbi anne babamızı cennete almadan biz de girmeyiz. Allah'ın merhametine celbeder bu hadise. Ve Allah öyleyse anne babanızı da cennete aldım. Haydi girin diyecek. Koşa koşa çığlık ata girecekler. O zamana kadar kime emanet bu çocuklar? Hazreti İbrahim'e emanet ediliyor. O oynatıyor. Aslında esasen kime emanet? Hazreti Allah'a emanet ya. Allah Celle Celaluhu. Sen çocuğun bir yerde olsa aklın onda kalır. Emin ellerde mi? Yani emin ol. O çocuk vefat ettiyse emin ellerde. O kadar emin olan başka el yok. İşte Vildan'ın muhalledun ebediyen o çocuğunu cennette sevmek, okşamak, evlat sevgisi, evlat okşama sevgisi, koklama sevgisi cennette bu zümreye ait olacak. Anne babası. Bu büyük bir ikramiye tek başına yeter ama bu kadar mı? Hayır. Ben sadece bir tane söyledim. Daha dört noktamız daha var. İkinci nokta. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Hikayeyi dikkatledin diye. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir çare mahpus, hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin ıstıraatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Zindanda hem kendi elemini çekiyor hem de çocuğun ıstıraatını, rahatını temin edemiyor. Zindan ortamı sonuçta o çocuğu ne kadar rahat ettirebilir? O yüzden ne yapıyor? Elem duyuyor, acı çekiyor. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Der ki şu çocuk çendan gerçi senin evladındır. Fakat benim rayiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim. Nasıl bir padişah bu? Merhametkar. O adam ağlar sızlar benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Vermek istemiyor çocuğunu. Niye vermek istemesin ki? Çocuğun rahatını mı düşünüyor? Kendi rahatını mı düşünüyor? Hangisini düşünüyorsa düşünsün. Çocuğu vermek daha mantıklı değil mi? Çocuğu zindanda kalsın. Çocuğun zindana mı atıyorsun? Bilmem hakikati anladınız mı yani? Bu dünyada biz zindan işte. Sen diyorsun ki çocuğum ölmesin bu dünyada kalsın. Rahmeti itiraz. Allah'ın rahmetini itiraz. Bu dünyada kalsın. Çocuğunu zindana atmak gibi ya. Bu dünya çünkü cennete göre zindan hükmünde. Baksana çocuğun ne güzel. Dünyanın sıkıntısına, meşakkatine, arızasına, günahlarına bulaşmadan Elem, sıkıntı, yük çekmeden direkt cennete gitti ya. Sen zaten çocuğun için cennete gitsin istemez misin? Öyle dua etmek istemez misin? Bu çocuğum cennete gitsin diye. Anne baba yırtınmaz mı? Onu istemez mi? Kalben, bütün anne babaların en çok isteyeceği şey. Aklı başındaysa, vicdanı ölmediyse. Çocuğun paşa olsun, mekteplerde okusun, doktor olsun değildir. Eğer vicdanı ölmediyse, aklı ölmediyse. Bir anne baba çocuğunun ebedi saadetini ister, cennetini ister. E peki cennetini istiyorsan? İşte Allah cennetini aldı. Garanti kesin cennet yani. Eminsin ya. Cennetle müjdelenen sahabe gibi evladın tertemiz masum işte. Cennetle müjdeledi Allah. 15 yaşından küçük çünkü. Amel defteri olmaksızın direkt cennet alındı ya. Sevinsene. Elhamdülillah ya Ra. Elhamdülillah sana. Sana ne kadar şükretsek az. isyan eder miyiz? Hikayeye geri dönelim. Gerçi biraz sonundan bahsettik ama Adam ağladı sızladı. Medarı tesellim olan teselli bulduğum bu evladımı vermeyeceğim dedi. itiraz etti. Onu arkadaşları der ki bak akıllı arkadaş hissiyatıyla hareket etmeyen akıllı arkadaş ne dedi hemen? Senin teessüratın manasızdır. Üzülmen manasız üzülme ya. Eğer sen çocuğu acıyorsan çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel. Şu pis kokulu, karma karışık, ufunetli, sıkıntılı, zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa muhakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer kendini düşünüyorsan Çocuğun burada kalması senin şüpheli bir menfaatinle bedel. O çocuğun çok büyük meşakkatlerini, sıkıntılarını senin omzuna yüklüyor. Elem çekmek var. Menfaatin de zarar uğruyor. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Abi hiç izaha gerek yok ya. Şu satırlar muhteşem değil mi? Direkt meseleyi anlatıyor yani. Sen çocuğu düşünüyorsan zaten onun için gitmek daha hayırlı. Kendini düşünüyorsan e böyle açıdan bakınca gerçekten de o çocuğun meşakkatinden seni çıkarıyor, kurtarıyor. Yani kendi menfaatin için menfaatçi bir adamsan, bunun için üzülüyorsan "Çocuğumu kaybettim." diye diyerek e orada da bak daha büyükte bir şöyle bir fayda var, menfaati var. Padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Ne yapacak? belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. Şimdi bu padişah merhametli miydi? Evet. Bu çocuğu babasıyla görüştürmek ister mi merhametli biri? İster. Peki çocuğu sarayına aldığına göre çocuğu babasıyla görüşmek için çocuğu zindana mı gönderir, babasını saraya mı çeker? Babasını saraya çeker. İşte bu çocuk senin için şefaatçi. Cennet vesikası ya. Üzülme. Tam tersi. Çok sevin. Memnun ol. Elhamdülillah de. Veren de o de. alanda alan da o. Veren de Allah. Alan da Allah. Mülk onun zaten. Sana emaneten vermişti. Şimdi emanetini geri alıyor. Zaten mülk onun. E sen hak iddia edemezsin ki bu benim diyemezsin zaten. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun halikı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı. Bu çocuğu merhamet havuzuna aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindandan çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. Bedavaya. Kim istemez? O çocuğa ne mutlu şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum. Bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsine, nefsime ait menfaat için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muhakkak elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salik olsaydı, dünya işine muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebediye vesile bir şefaat hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk muaccel bir menfaati kaybeden muhakkak ve müecel bin menfaat kazanan elim tesurat göstermez, meyusane ümitsizce feryat etmez. Baksana Rabbimizin ne kadar büyük bir nimeti var. Ne kadar büyük bir rahmeti var. Ne kadar büyük bir keremi var. En şer bildiğimiz şeylerde bile iman insana böyle dayanma gücü veriyor değil mi? Her şeyin rahmet cihetini görmeye başlıyoruz. Ya işte Allah evladımızı aldı. Evladım 8 aylıktı. Anne karnında vefat etti. Evladımızı gördük. Hayaller kurmuştuk. İşte erkek bir çocuk bekliyorduk. İşte şöyle olur, böyle olur. İslam'a hizmetkar olur. Böyle hayallerimiz vardı. Ama Cenab-ı Hak onu alınca yani zaten onun mülkü. İman sana otomatikman bu bakış açısını veriyor. E bu çocukla ebedi ayrılık mı var? Hayır. Kavuşacağız abi. Bir ahiret varsa bir kavuşmak var. Ahiretin olduğu da iki kere iki dört katiyetinde. Elbette böyle sonsuz bir merhamet daimi müşteriler ister. Her gecenin sabahını getirdiği gibi, her kışın baharını getirdiği gibi, baharda bütün ölmüş mahlukatı dirilttiği gibi Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah, sonsuz hazinelerine müsait, sonsuz hayatta yaşayacak müşterileri elbette zayi etmez. Hele ki bu müşterileri yok etmek üzere yaratmaz. Elbette onları sofralarına oturtup doyurmadan kaldırmaz. Sadece tattırıp da göndermez. Yok edici olsaydı niye yarattı kardeşim? Değil mi? Böyle, Böyle mi? derdik ama onun adaleti, onun hikmeti. Allah var sıkıntı yok. Dünyanın en güzel cümlelerinden birisi değil mi? Allah var sıkıntı yok. Elhamdülillah. Allah'ın hükmü, Allah'ın takdiri. Elbette bu Allah sonsuz hikmet sahibi, sonsuz rahmet sahibi. E bu çocuğu sana şefaatçi yaptı işte. Cennet vesikası yaptı. Hem bu çocuk dünyanın yükünü çekmedi. Bak bir sürü vesileler. Bir sürü rahmet pencereleri. Görüp bakıp elhamdülillah diyorsun. Ne kadar şükretsem az. İsyan mı? Hayır. Ne kelime? Böyle bir Allah'a isyan edilir mi? E zaten benim olmayan bir şey için. Niye isyan edeyim? E zaten bu dünya cihetiyle bakmıyoruz ki. E biz imanlı insanlarız, inançlı insanlarız değil mi? Dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe diyoruz. Kalbin alakasına değmiyor diyoruz. Allah'ın her verdiğine de her aldığına da şükrediyoruz. Hoştur bana senden gelen diyoruz. Ya gonca gül yahut diken diyoruz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyoruz. Başına bir musibet geldiği zaman Kur'an diyor: "Kalu deki innalillahi ve inne ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve tekrar Allah'a döneceğiz. Rabbim evladını kaybetmiş olan, yakınını kaybetmiş olan herkese cennette kavuşmayı nasip etsin inşallah. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, bütün peygamberlerin ruhu için, bütün tabinin, tebe tabinin, eyme-i asır imamlarının, başta Hz. Hamza olmak üzere bütün sahabelerin ruhu için, başta Üstad Hazretleri olmak üzere bütün nur talebelerinin ruhu için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için, akrabayı talikatımızdan kabrin diğer tarafına irtihal etmiş olanların ruhları için ve kaybettiğim evladım Yahya Sungur için Allah razı olsun. El Fatiha.